Fidan abla. Hoş geldin evladım, nasılsın? Ben de tam babana şey diyordum ama... Tamam, tamam. Hadi Gül Fidan Hanım. Kazım'a selamlar, güle güle. Aleyküm selam. Baba. Bir sıkıntın var. Yok yok, yorgunum biraz. Yapacak bir şey varsa söyle. Yok, sen işine bak. Neyse, ufaktan kaçayım o zaman. Yarın şey var ya... Neyse işte, bu gece kapalıyız. Hazırlık falan, geç kalmayayım ben. Ya bu Gül Fidan hiç benim yaptığım gibi yapamamış ki böyle. Heh. Aman Zehra gelene kadar bu evin hali zor. Değil mi ya? Gül Fidan abla da hala yukarıda temizliyor. Tabii kadının onca işi var. Buraya da anca. Temizliyor, temizliyor. İnerci ne temiz temiz top oynasın diye. Allah razı olsun Gül Fidan Hanım'dan. Biz idare ediyoruz Hatice. Vallahi Allah biliyor yani, şu yavrucak olmasa ben seni elin eline bırakmam ya. Neyse, evin hanımının da yuvaya konmasına bir şey kalmadı. Ya bir geldiğinde de şu mevzuları açmasan olmaz yani ha. Ya abi onu açma, bunu açma. İki kardeş konuşacak bir şey, lakırdımız kalmadı bizim seninle. Ya herkes kendi pisliğinle uğraşsın be. Ya vallahi abi bak, bu lağırdığı söylemeyeyim diye tutuyorum kendimi ama esasen ben her geldiğimde üstüme geliyorum böyle. Ya bir de ben bu kirlileri ne kadar kaç su yıkayacağım abi temizlensin diye ha? Hayıka hayıka temizlemiyor bu kirliler. Senin evladına benim evladım tencerede ben kara, seninki benden kara çıktı işte. Tamam, tamam, tamam. İnsanı ağzını açtığına pişman etme ya. Evet. Ama abi... Sen de benim oğlumu boy devrileseceği ağzına pestil etmişsin, hiç kızından bahsetmiyor. Bak Hatice, bir daha bu evde, hele Zehra geldiği zaman onun yanında o hayırsız kızın adını da yaptıklarını da anarsan, o alıbatasıca oğlunun beceremediğini becerir, öz abinle bütün köprüleri yıkarsın. Anlaşıldı mı? Hüseyin. At bakalım, aferin. Aferin, at bakalım, at bakalım. Aferin sana. Tut bakalım şimdi de, tut. Defol! Hangi yüzle geldin ha? Kocam için geldim ben. Mehmet hala benim kocam değil mi? Ya Rabbi, sen sabırla ihsan eyle bana ya Rabbi. Ya sen yok musun sen? O oğlunu sen yetiştirmedin mi ha? Senden çıkmadı mı o çocuk? Sen oğlumun kanına girdin be. Sen kanıyla canıyla düşman ettin benim oğlumu. Anne! Hay sütün bozukmuş demiyorsun da. Allah ya! Ne yapıyorsun? Ne yapacaksınız ha, ne yapacaksınız? Ya ben tek başıma mı kaçtım? Senin o yetiştirdiğin olanla gitmedim mi ben? Aklıma girdi be. Kandırdı beni. Sende birazcık vicdan, birazcık ahlak varsa... o şeytan göresice yüzünü hiçbirimize göstermezsin. Anlaşıldı mı? Zorla mı kaçtım senin oğlunla? Yani kafasına silah mı dayadım al beni götür diye? Ya senin oğlun kandırdı beni. O kızını satarak aldığı paraların hepsini de kumardaydı. Haberin var mı? Allah'ım. Anne! Anne! Anne!
bakar mısın lütfen? Sen ne bakıyorsun? Yalan mı söylüyorum? Senin o kocan ne kadar para saydı abine haberin var mı ha? Ama vallahi sen ondan akıllı çıktın. Bir girdin yatağa taktın yüzüğü. Bir daha girdin yatağa koydun çocuğu değil mi? Helal olsun. Belaya sokma. Mehmet bak bu sana kaçıncı gelişim? Hiç mi merak etmiyorsun ha? Ya karım ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor diye? Yiyeceğini yemişsindir sen. Mehmet. Bak ben çok pişmanım. Sana yemin ederim. Ya biliyorum bir aptallık yaptım. Ama ben tek başıma mı attım sana bu kazığı ha? Yani tek başıma mı yaptım? Ben hala senin karınım değil mi? Hala senin soyadını taşıyorum. Evet, karımsın. Çünkü ben seni bulup boşayamadım. Çektiğim utancı gidip mahkemelerde anlatamadım. Ben de çok utanıyorum Mehmet. Nerelere kadar düştüm biliyor musun? Benim çektiğimin binde birini çektiysen gidersin mahkemede anlatırsın. Ben sana anlatabilsem, yani sen kaldırabilsen anlatırım ama... Zaten ben hak ettim değil mi? Yani sonuçta kendim ettim, kendim buldum değil mi? Haklısın. Buyurun masa açalım abi. Aç bebeği kaç. Tamam abi. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ya istemiyorum kardeşim zorla mı? Daha demin. Ya bana bak ben burada edebimle namusumla çalışıyorum. Başka bir şey istiyorsan başka bir yere git. Kardeşim istemiyor istemiyor anlamıyor musun? Sana ne oluyor? Kardeşim anlamıyor musun? Bırak. Sana ne oluyor lan? Nasıl bana ne oluyor? Ben istemiyorum diyor kız. Lan yürü git diyorum. Yani sen yürü git. Bak. Beyefendi sakin ol. Yok arkadaş ya. Dayak yemeye mi geldik, eğlenmeye mi geldik? Mehmet. Sen niye karıştın ki ya? Ben kendi başımın çaresine bakamaz mıydım? Niye geldin? Bırak lan bu lafları. İçeride erkekliğimiz tuttu. Burada yemez. Senin ne mal olduğunu bilmiyor muyum? Sen beni ezmeye geldin değil mi? Ne hale düştüğümü görmeye. Artık boşanma davasında da söylersin. Layığını buldu dersin. Yalan mı? Bulmadın mı layığını? Ne desen haklısın Mehmet. Ben hayatımın hatasını yaptım. Seni sırtından vurdum. Seher, şu taksiye bin. Her ne cehennemde yaşıyorsan hangi cehennem Mehmet ya? Cehennem benim buramda biliyorsun değil mi? Sen hiç mi hata yapmadın? Yüzüme bakıp doğruyu söylesene. Sen Emir'in arabasını çalmadın, hırsızlık yapmadın. O zaman niye hırsız olmadın o an?
Ailen sana kapıyı kapatsa ne olurdu? Tek başına kalsaydın. Benim kimsem yok ki. Ben aile nedir biliyor muyum Mehmet? Aileyle mi büyüdüm? Halam bile gitti, o yaşında birini buldu, evlendi. Ama benim senden başka kimsem yok. Ne konuşuyorsun lan sen? Ne bu damardan nameler? Boynuzladın lan sen beni. Abi dediğim adamla boynuzladın. Sonra ***'din. Allah bir desen inanır mıyım sana? Ne diyeyim ki? Haklısın. Ya diyecek hiçbir şeyim yok. Şu düştüğüm duruma baksana. Ama dön bir de kendine bak. Mutlu musun? Sen yanlış yaptıktan sonra ben sana inanmıştım değil mi? Benim niye şimdi buna hakkım yok? Tamam ben... Yani beni evine al, tekrar koynuna al demiyorum. Diyemem. Ya öleceğimi bilsem diyemem ama... Sadece... Sadece bir kere sarıl istedim.